Hepinize Doruk Akademi'den merhabalar arkadaşlar. Katya derslerimize hoş geldiniz. Hemen bir tane part design açalım. Herhangi bir play seçip sketch butonuna tıklayalım. Şimdi bugünkü dersimizde ilk olarak profil komutunu, ondan sonra da spline komutunu inceleyeceğiz. Profil komutuna geçmeden önce arkadaşlar, bazı komutlar hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Mesela biz line komutunu çizerken arkadaşlar, bu, bu göstereceğim şey bu arada, Katı içerisindeki bütün komutlar için geçerli. Mesela bir line çizeceksem arkadaşlar line'e bir defa tıklayıp bir kez çizdikten sonra line komutundan çıkıldığını görüyorsunuz. Çıkılmamasını istiyorsam şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yani 4-5 tane line çizmem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Line komutuna çift tıklamam gerekiyor. Mouse'un sol tuşuyla arkadaşlar çift tıklıyorum. Ondan sonra tıklayamamışım. Şöyle çift tıklayalım. Ondan sonra arkadaşlar ee, istediğim kadar benim line çizmeme izin verecek katya. Tabi bu sadece line komutu için geçerli değil. Mesela daire komutunda da yapalım arkadaşlar. Bir tane daire çizdiğimde daire komutundan çıkıldığını görüyorsunuz. Ee, çıkılmamasını istiyorsam yine daire komutuna şu şekilde çift tıklıyorum. Mouse'un sol tuşuyla istediğim kadar e, daire konumlandırabiliyorum istediğim yere. Şimdi bunun dışında şöyle bir şey yapmış bizim için katya bize basitlik olsun diye bir profil komutu eklemiş. Profil komutu arkadaşlar elinizi kaldırmadan ya e, line çizmenize veya işte dairesel bir yapı çizmenize yarıyor. Şimdi line profil komutunu aldığımızda arkadaşlar mouseun sol tuşuyla bir defa tıkladıktan sonra e, line komutu çizimine başlıyorum. Line komutu çizimi sürekli olarak devam ediyor arkadaşlar ben bir şey değiştirmediğim sürece. Bu arada tabi profil komutunda da e, sketch tools komutundan faydalanabilirsiniz. Profile tıkladığınızda arkadaşlar ilk olarak e, nereden başlamanız gerektiğini soruyor size. İsterseniz ben buraya şöyle sıfıra sıfır diyeyim. Sıfıra sıfırdan başlayacak bir e, line çizimine başlayalım. Bu arada end point dediği arkadaşlar bir sonraki point olarak bir sonraki nokta olarak düşünebilirsiniz. Çünkü her tıkladıktan sonra bir sonraki noktanın horizontalini, vertical'ını veya ee, uzunluğunu yani bu line'ın uzunluğunu ve açısını bize soruyor. Mesela uzunluğu e, 100 mm, açısı da arkadaşlar şöyle 20 derece olsun dediğimizde bize 100 mm'lik ve horizontal çizgisiyle yani şurayla arasındaki gördüğünüz gibi şurayla aradaki 20 derecelik bir fark veriyor. İlk başlangıç noktası burası olduğu için arkadaşlar burayla aradakini veriyor. Eğer başlangıç noktamız burası olsaydı burayla arasındaki açıyı verecekti. Yani bir şurası, bir de şurayı verecekti. Bunun dışında profil komutu sadece line çizilmesine yaramıyor arkadaşlar dairesel yapıları da çizebiliyorsunuz. Dairesel yapı olarak iki seçeneğiniz var SketchUp komutunun içerisinde. Birincisi tanjant arc komutu, diğeri ise three point arc komutu. Şimdi tanjant arc komutu geldiğiniz yönde bir tanjantlık veriyor. Mesela tanjant arc komutuna bir defa tıkladım da arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tanjantlık yakalıyorum. Yani şu o işaretlediğim yerde bir teğetlik yakalamış oluyorum. Bu her şeyde böyle arkadaşlar. Fakat şimdi ben buraya şöyle bir tanjant ark çizdikten sonra e, profil komutum yine line üzerinden devam ediyor. Yani her defasında değiştirmem gerekiyor bunu. Tekrardan bir tanjant ark çizelim. Şu şekilde tanjant ark çizimini yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada tanjant ifadeleri zaten yer alıyor. Yani tanjant ifadelerinden kastımız tehditlik ifadeleri. Bunun dışında arkadaşlar yine şöyle şu tarafa doğru gelelim. Line komutuna devam ederken 3 point arc komutu çizebiliyorum. Bu arada şöyle e, tangent arc dediğimde arkadaşlar yine sketch Tools komutlarından faydalanabilirim. End point'in yani bir sonraki noktanın koyacağım noktanın vertical'ını ve horizontal'ını girebilirim. Aynı zamanda da yarı çapını girebilirim arkadaşlar. Yarı çapını girerek e, çizmek daha basit olacaktır. Yarı çapı 20 deyip enterladığım zaman yarı çapı 20 mm olan ister e, bu tarafa istersen bu tarafa doğru bir e, tanjant arc çizebilirim. Bundan sonra 3 point arc komutuna geçelim. 3 point arc komutu da arkadaşlar 3 point arc komutuna girdiğimizde bize belli bir nokta isteyecektir. Çünkü daire komutunun içerisindeki 3 point arc komutuyla aynı şekilde çalışmaktadır. Yani birinci nokta başlangıç noktamız ikinci nokta arkımızın yani yarı çapımızın ortası, orta noktası son noktamızda bitiş noktası olarak görülecektir. Burada 3 point arc komutuna girdiğimizde ilk noktamızı zaten konumlandırmış bulunuyoruz. İkinci noktamız mesela şu olsun istiyorum. Üçüncü noktamızda mesela şu olsun istiyorum ve tekrardan line komutuna geri bir geçiş yapmış bulunuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, burada da tabii ki 3 point arc komutunda da sketch tools komutlarından faydalanabiliyorsunuz. Yine ee, Tanjant ark komutundaki gibi arkadaşlar vertical ve horizontal olarak noktamızın değerini belirleyebiliyoruz. Mesela şurası neymiş? 470'e imiş. Şöyle yapalım. Hemen 470'e 50 diyelim. Ee, yarı çapına da arkadaşlar 20 diyelim ve enterlayalım. Şöyle 20 yapalım ve enterlayalım. 4 Enterlayamadık. Bir yanlışımız oldu. Oynadık sanırım arkadaşlar. Pardon. Ilk, ilk, ilk orta noktamızı koymuşuz arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan göstereyim. Line komutuyla devam edelim. Tree arc point alalım. İkinci noktamızın değerini istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci noktasın, noktanın değerinde zaten yarıçapı çapı e, giremiyoruz. Ben bir an üçüncü nokta gibi gördüm. 540'a 140 diyelim. 540'a Şöyle 140 deyip Enter'layalım. 540'a 140 a arkadaşlar ikinci noktamızı koyduk. Ee, gördüğünüz gibi ikinci noktamız oynamıyor. Fakat üçüncü noktamızı koymamız gerekiyor. Burada yani Endpoint'imizi koymamız gerekiyor. Onu da mesela 605'e 115 miymiş burası? Şöyle 605'e 115 deyip onu da Enter'layalım arkadaşlar. 605'e 115'e de üçüncü noktamızı koyduk. Bu şekilde bir çizim yapabilirsiniz arkadaşlar. Mouse'unuzu kaldırmadan herhangi bir e, komuta girmeden direkt profil komutundan işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Şöyle bir hemen tekrardan bir silelim hepsini. Bir diğer anlatacağım konu ise arkadaşlar e, spline komutu. Spline komutu genellikle kullanılmayan bir komuttur. Fakat şöyle içeriğine baktığımızda bir spline ve bir de connect komutu vardır. Spline komutu arkadaşlar... Şöyle noktalar sayesinde belli bir yamuklar çizebilmenizi sağlar. Ee, şöyle getirelim ve siz bu noktaları mouse'un sol tuşuyla çizersiniz ve kapatmak istediğinizde de arkadaşlar şu şekilde üzerine geldiğinizde kapatabilirsiniz. Tabi bu kapatma arkadaşlar bu şekilde olur. Fakat eğer siz e, şu şekilde kapatmak istiyorsanız mouse'un sağ tuşuna tıklarsınız ve close spline dersiniz ve orada bir yumuşak bir geçişlilik sağlarsınız. Yani direkt dik bir şekilde kapatmak yerine yumuşak geçişli kapatmak istiyorsanız mouse'un sağ tuşuna tıklayıp arkadaşlar çizerken close diyebilirsiniz. Tekrardan yapalım. Şöyle gelelim. 3 nokta koyalım. Ben bunu arkadaşlar bu şekilde kapatırsam gördüğünüz gibi böyle kapanmış oluyor. Fakat hemen CTRL Z yapalım. Geri alalım yani. Mouse'un sağ tuşuna tıklayıp close spline dersem arkadaşlar bu şekilde kapatılmış oluyor. Yani yumuşak kapatma e, olmuş oluyor. Tabi bu spline komutunu da arkadaşlar sketch tools komutu içerisinden faydalanarak yapabilirsiniz, çizebilirsiniz. Bu nedir arkadaşlar? Control point yani başlangıç noktası işte 50'ye 100 diyelim. Başlangıç noktamızı şu şekilde belirlemiş olalım. Bir sonraki işte Burak'a açmış mesela 53'e 138, 53'e 138 yapıp enterlayalım ikinci noktamızı koymuş olduk ee, işte 3. noktamızı dördüncü noktamızı bu şekilde sketch tools komutlarından faydalanarak koyabilirsiniz en sonunda Yine sağ tıklayıp close spline diyerek kapatabilirsiniz yumuşak kapatma yapabilirsiniz ee, Bunun dışında arkadaşlar Connect e, Komutumuz var Connect komutu arkadaşlar Şimdi görüntüde görüldüğü üzere iki noktayı sanki birbirine bağlayan bir spline'miş gibi görünüyor. Fakat bunun doğru olmadığını şöyle anlatayım. İki tane nokta koyalım arkadaşlar şuraya. Ee, connect komutunu aldığımda hem buna hem buna tıkladığımda hata verecektir. Gördüğünüz gibi the point must either belong to curve or be in curve diyor. Ee, yani bir yamuktan bir ee, ...yamuk değil de bir curve'den oluşması gerekiyor. Yani bir C'den e, oluşması gerekiyor. Bunlar nasıl bir curve'lerdir arkadaşlar? İster circle olur, isterseniz şuraya da bir tane ellipse çizelim. İkisini de anlatmış olayım. Şimdi ben burada connect spline çizebilirim arkadaşlar. Connect spline'ı mesela şöyle aldığımda... Pardon. Connect spline'ımız şurada. Connect Spline'ı aldığımda arkadaşlar mesela şurayla şurası arasında Connect Spline'ı alıyorum arkadaşlar. Deminkileri de anlatacağım ama ilk başta bunu anlatmam gerekiyor. Yani bu e, Continually Incurvature e, Komutunu anlatmam gerekiyor. E, şu ikisi arasında mesela bir Spline oluşturmak istediğimde bu şekilde oluşturabiliyorum. Aynı şekilde Burada da bir Şu şekilde bir Spline oluşturabiliyorum. Ee, şurada da bir gördüğünüz gibi spline oluşturabiliyorum. Tabii spline'a girdiğimde arkadaşlar, ya yani connect spline'a girdiğimde benim sketch tools içerisinde birkaç tane yapım ortaya çıkıyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi şurada bir beyaz bir nokta var arkadaşlar. Burası ayrı. Yani connect with a spline komutu ayrı, connect with an arc komutu ayrı. Connect with spline komutunun içerisinde de 3 tane komut var yani siz eğer connect with arc derseniz burada Diğer komutlar çıkmaz Connect with spline derseniz arkadaşlar Continuity in point Continuity in tangency Ve continuity in curvature komutları çıkacaktır Şimdi curvature komutu Bu şekilde oluyor Yani şu şekilde birbirine bağlayabiliyorsunuz Fakat Mesela diğer yerlerde Mesela e, Continuity in tangency Komutunu kullandığınızda arkadaşlar ilk koyduğunuz yer tangentlik veriyor. Yani şurayla mesela şurayı diyelim. Burada arkadaşlar bir tangentlik Yaratıyorsunuz. Mesela Şurayla şurayı diyelim. Diyemedik tabi seçmemişiz. Burayla burayı diyelim. Belli bir tangentlik yakalıyorsunuz. E, bunun dışında bir de Arkadaşlar continuity in point Kısmı var. In Point kısmı da arkadaşlar direkt dik çekiyor yani şu şekilde tabi bunlar çok fazla kullandığımız komutlar değil sadece bilmenizde yarar var diye anlatıyorum ee, diğer bir şey ise arkadaşlar diğer bir komut ise continuity e biten arc komutu mesela ilk başta şöyle bir tane daha daire çizerim şuraya buraları çok karalandı. Continuity Viten e, Ark komutu da arkadaşlar şu şekilde gerçekleştiriyor komutunu. Yani gördüğünüz gibi şurada bir arklık e, oluşturmuş oluyoruz. Yani birazcık daha yakın gelirsem göreceksiniz sanırım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani burada e, bir Ark komutuyla beraber birleşim sağlıyor. Yani bitiş noktasına kadar bir önceki seçimimden Sanırım şurayı seçmişim. Bakın görüyorsunuz burası ayrı duruyor. Şurada. Buraya kadar arkadaşlar bir tane ark çizmiş oluyorum. Ve bu arkta arkadaşlar buraya belli bir tanjantlık sağlıyor. Tabi bunu görebilmeniz için birazcık yaklaştırıyorum. Sizde de muhtemelen böyle olacaktır. Ha, komut işe yaramıyor falan ee, demenize gerek yok arkadaşlar. Komut işe yarıyor. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadardı. Çok fazla kullanmadığımız spline komutları sizin için çok önemli değildir. Fakat profil komutu arkadaşlar katli içerisinde kullanacağınız en önemli komutlardan bir tanesidir. Daha çok profil üzerine yoğunlaşmaya çalışın. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.